Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından. Allah'a şükür hakkında. Allah sizi esirgesin. Allahu Teala'ya şükrün görünür belirtisi nedir? Cevapladı. Artma ve bollaşmadır. Çünkü Yüce Allah buyurur. Bana şükrederseniz muhakkak ki size kat kat fazla veririm. Gerçekte şükrün anlamı nimetin Yüce Allah'tan geldiğini bilmendir. Zira yerdeki ve gökteki bütün varlıklara verilen nimetlerin tamamı Allah katından gelmektedir. O yüzden sen bütün nimetlerin bütün yaratıklara Allah tarafından verilmekte olduğunu bilerek hem kendin hem de başkaları adına Allah'a şükredersin. Zaten şükrün zirve noktası da işte böylesi bir şükürdür. Sordum, şükretmemden dolayı da şükür gerekir mi? Cevapladı. Elbette. Bu idrakin dışındadır. Fikre sığmaz. Bedenin takatini aşar. Kalp bunu kaldıramaz. Öyleyken sen biliyorsun ki yüce Allah senin şükretmeni sağlamaktadır. Onun için sen allah Teala'ya onun sana olan nimetlerini bildiğin ve sana kendisine şükretme imkanını bahşettiği için şükrediyor, şükrünü de sadece ona yapıyorsun. Derken şükür senin dilinden dökülüyor ve sen onca nimeti arasında bu nimetine de şükrediyorsun. Bu arada nimetin Allah'tan geldiği bilgisini sana vermesinden dolayı da şükrünü artırıyorsun. İşte bu şükür konusunda Sınırı ve sonu olmayan bir şükrün şükrüdür. O yüzden de senin şükrünün çokluğu sana verilen nimetler göz önüne alındığında son derece az ve önemsiz kalır. Sordum: "Onca şükrüme rağmen şükrümün az kaldığını bilerek ben şükrümü nasıl arttırabilirim?" Cevapladı: "Bilmelisin ki senin şükrünün azlığı yüce Mevla'nın ihsanı sayesinde büyük olur. Aslında sen bütün varlıkların ettikleri şükrün tamamıyla bile gelsen o şükre güç yetiremezsin ve organların ve o şükrü yerine getirmekten aciz kalır. İdrakin de böylesi bir şükrün altından kalkamazdı. İşte bunun için sen hakkıyla yerine getiremesen de çok fazla şükretmeye devam etmelisin.